Tekrardan birlikteyiz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tüm hızımızla, tüm heyecanımızla en son Türkiye'nin göllerini görmüş idik. Gelin şimdi kısaca şöyle bir size Türkiye'nin denizlerinin özelliklerinden de bahsedeyim ki haliyle denizler son zamanlarda dediğimiz gibi farkındaysanız eğer üzerine çok durmaya başladığımız gerek balık türlerindeki yok olmalar, ölümler olsun, gerek Marmara'da yaşadıklarımız, gerek bunun Ege'ye ve Akdeniz'e sirayet edecek olması ve turizmde yaşayacağımız sıkıntılar, bunlar denizlerle ilgili meselelere biraz daha dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor. Öncelikle tabii gündemde olan bir mesele olduğu için işte bu Kanal İstanbul projesi vesaire, bundan dolayı boğazlar. Bugün boğazları biz tabii jeopolitik açısından da oldukça önemli görüyoruz. Asya ile Avrupa kıtası arasındaki ayrımı belirleyen İstanbul ve Çanakkale boğazları dünyanın en önemli su yollarından bir tanesidir ki yılda yaklaşık 50 bin tanker deniliyor ama bunlar günümüzde azalmaya başladı. Eskisi kadar gelmiyor. Tabi niye hocam 50 bin tanker geçerken günümüzde bu 30 binlere düşmüşse önemi azaldığından mı? Aslında öyle zannediliyor ama değil. Önem azaldığından değil arkadaşlar. Şundan dolayı. Eskinin teknolojisinde gemilerin belli bir ağırlığı vardı. Taşıyabileceği belli büyük vardı. Gemi teknolojisi geliştikçe gemiler daha büyük yapıldı. Yani eskiden 3 gemi geçeceğine şimdi 1 gemiyle o işi kurtarabiliyorsunuz. Dolayısıyla rakamın azalmış olması yapılan ticaretin düştüğü manasına gelmiyor. Bu anlamda İstanbul ve Çanakkale boğazları oldukça önemli ticaret açısından. Ege bölgesinde demiş, ne demiş? Dağlar kıyıya dik uzandığı için koy, körfez, liman, ada sayısı fazladır. Aynı zamanda buradaki koy ve körfezlerde balıkçılık, özellikle dalyan balıkçılığı dediğimiz o balıkçılık yapılmaktadır. Kültür balıkları beslenmekte, çipura, levrek gibi türleri biz burada görmekteyiz. Ege'de bu girdi çıktıya bağlayabilirsiniz bu özelliği. Mesela Ege'deki yat turizmini neyle açıklayacaksın? Yat turizmin uygun mekanların varlığını tabii ki de girdi çıktıya bağlayacaksın. Bunun sebebi ne olacak? Dağların kıyıya dik uzanması olacak. Türkiye diyor gerek kıyılar gerekse akarsu ve gölleriyle birlikte büyük bir tatlı su balıkçılığı potansiyeline sahiptir ama maalesef ki kirlilik nedeniyle bu potansiyeli biz çok iyi değerlendiremiyoruz. Özellikle 1980'lerden sonra kültür balıkçılığında bir gelişme söz konusu olduğundan bahsediyor. Milli Eğitim kitabından almış olduğum zamandaki görsellerden bir tanesi. Ben hazır burada yeri gelmişken bir tarih verdim ya 1980'ler. Size aslında iki önemli tarih vereceğim, kritik tarih. Bunları hep ana videolarda da söylüyorum. Tekrar bir hatırlatma niyetiyle bilin. Bizde iki tane önemli tarih vardır arkadaşlar. Hep oradan itibaren Türkiye'de bir şeyler köklü değişimlere uğramıştır. Bunlardan bir tanesi 1950'ler meselesidir. Birazdan da 1980'lere de geleceğiz. 1950'ler ne önemli? Burada göreceğiniz cevap makineleşme. Ben derim ki 1950'ler soruları görüyorsanız cevabı makineleşmeye bağlayın. Ne alaka hocam, neyin makineleşmesi? Arkadaşlar 1950'den itibaren Türkiye'de artık tek parti dönemi bitmiş, çok partili hayata geçilmiş ve Demokrat Parti Adnan Menderes tek başına iktidara gelir 1950 seçimlerinde. Bu tarihten itibaren aslında Türkiye'nin o güne kadarki kendi şartlarıyla gelişen ekonomisini biraz daha dışa açmaya çalışır ve özellikle bize gelen Marshall yardımlarıyla birlikte çok fazla alet edevat alındığını, dışarıdan ithal yolla çok ürün geldiğini biliyoruz. Bunlar içerisinde traktörlerden tutun da biçer döverlere kadar tarım ekipmanları, aynı zamanda yol yapım malzemeleri, vinçler, kepçeler, kamyonlar vesaire. Yani büyük oranda bir makine kullanımının artmaya başladığını, bir önceki dönemde olan insan emeği, kas gücüne dayalı üretimden ziyade makine gücüyle üretim ve yapı ortaya çıkmaya başlıyor. Peki bu beraberinde neyi getiriyor? Şu tarz değişimleri getirmektedir 1950'lerde. Sen makineleşmeye geçtin, tarım örneğin makineleştin. Peki tarımda makineleşmeyle birlikte Türkiye'de tarım toprakları büyümeye başlar mı? Başlar. Çünkü eskiden taşlık, kayalık arazileri süremiyordun, insan gücü yetmiyordu. Traktör gücü geldi, 2 dakikada taşı kayayı söktü attı. Dolayısıyla orayı tarıma kazandırdın. Türkiye'de 1950 yılında 17 milyon hektar olan tarım arazisi 34 milyon hektara çıkmıştır. Bu kadarlık artışın sebebi herhalde neye bağlayacağız? Tabii ki de makineleşmeye. Ama güzel taraflar olduğu kadar makineleşmenin kötü yönleri de vardı. Ne yaptı? O 17 milyon hektar fazladan tarım arazisi nereden geldi? Ormanlardan, çayırlardan, meralardan geldi. Biz traktör gücüyle ormanı kestik, orayı tarlaya çevirdik. Çayırları, meraları, otlakları kestik, tarlaya çevirdik. Dolayısıyla Türkiye'de 1950'den beri orman oranı düşerken tarla oranı artmaktadır. İşte bu da ormanların tarlaya dönüştürüldüğünü, özellikle 1950'den sonra makineyle dönüştürdüğünü gösterir. Makineleşme sizin üretiminizde artış sağlattırır. Ekilen alanlar çoğalır. Tarımsal verim artar, üretim artar ama kötü yönleri de vardır.
işsizlik yaratır. Özellikle kırsal kesimde 1950'lerden itibaren bir işsizlik problemi ortaya çıkmıştır. Sebebi özellikle toprak zenginlerinin eskiden işçi istihdam ederken artık traktör almalarıyla ilgilidir. Hatta bununla ilgili bir film de derim, belki hatırlarsınız, izlemişseniz. Hanımın Çiftliği vardı, Özgün Amal. Hatırlarsınız, Hanımın Çiftliği'nde Özgün Amal bir gün bankaya gidip kredi çekip traktör almış idi. O 3 tane traktörü köye getirince köylü traktörün etrafını sardı. Saman balyaları getirdiler. Biz bunları yakalım dediler. Niye yakıyor? Dedi ki bu bizi işsiz bırakacak. İşte Türkiye'de kırsal kesimdeki işsizliğe bağlı kırdan kente ilk göç izleri ne zaman başladı? 1950'ler. İşte cevap makineleşme. 1950'den itibaren Türkiye'de karayolları yapılmaya başlandı. Köprüler, tüneller, viyadükler yapılmaya başlandı. Cevap ne? Makineleşme. Eğer 1950'den itibaren Türkiye'deki bir değişimi soruyorsa bir soru, muhakkak tarımda, ulaşımda, sanayide makineleşmeye bağlayınız. Peki 1980'ler sorular hocam. O zaman olursa ne oluyor? 1980'lerden itibaren Türkiye'de büyük oranda bir kentleşme ortaya çıkıyor arkadaşlar. 1980 ila 85 arasında Türkiye'deki kentli nüfus %50'yi aşmıştır. Yani Türkiye'nin nüfusunun yarıdan fazlası artık kentlerde yaşamaya başlamıştır. Bu beraberinde neyi getiriyor? Bu üretemeyen insan aslında profilini. Yani üretemeyen derken tabii diyebilirsin hocam, sanayide çalışmıyor mu bu adam, ulaşımda çalışmıyor mu? Çalışıyor ama şunu üretemiyor. Eskiden kırsal kesimde yaşarken evimizin altında kümesimiz vardı değil mi? Tavuğumuzu iniyorduk, yumurtamızı alıyorduk. Ama şehre geldim, apartmana taşındım. Nereden alayım ben tavuğu, yumurtayı? Markette. O zaman birileri dedi ki, dur, bu dedi şehirde yaşayan dedi bir şey üretemeyen insana bir şeyler satmak lazım. Gitti kümes çiftlikler kurdu, kümes hayvancılığına bağlı tavuk ve yumurta üretti. Yani Türkiye'de ilk kümes hayvancılığı 1980'lerden itibaren çıkmıştır. Büyük şehirlerin et ve tavuk ihtiyacını, işte yumurta ihtiyacını karşılamak üzere. Yine 1980'lerden itibaren ahır besi hayvancılığı çıkmıştır. Türkiye'nin büyük kentlerinin çevresinde büyük büyük besi çiftlikleri. Oradan çıkan sütler veya aynı zamanda et üretimi. İşte bunlar 1980 ile birlikte kentleşmeyle gelmiştir. Yine 1980 kentleşme bize neler getirdi? Kentleşme şunu getirdi. Kadın iş hayatına katılmaya başladı. 1980'lere kadar kırsal kesimde kadın genel anlamda yine iş hayatındaydı ama kayıtlı vesaire bir yerde maaşlı iş alanında değildi. Ama kente gelince yaşam zordu. Erkek tek başına yetirememeye başladı. Kadın dedi ki, bey izin ver ben de çalışayım. Kadın iş hayatına katılmasıyla birlikte otomatik nüfus artış hızında bir düşüş başladı. Değil mi? Kadın çalışıyor artık. Çocuk bakma diye bir şey yok. Dolayısıyla da ne yaptı? Kırsal kesimde işte kadın çocuğa bakar, bağda bahçede çalışır, evin yemeğini de yapar mantığı vardı. Ama kadın maaşlı bir işe girdikten sonrasında artık eskisi kadar biz doğurganlığı yüksek görmemeye başladık. İşte 1950'ler sorusunda makineleşme, 80'ler sorusunda kentleşme dediğimiz detay buydu arkadaşlar. Tekrar dönersek ana konumuza, bakın şurada bir ifadeden bahsediyor. Buradaki iki tane ifade var, ikisi de KPSS sorusu olarak geldi. Ne dedi bize? Beslenme kaynaklarının fazla, buharlaşmanın az olduğu denizlerde tuzluluk azdır. Yani Karadeniz'i tarif ediyor aslında. Dolayısıyla bu Karadeniz'in demek ki sadece enleme bağlı buharlaşma azlığı değil, aynı zamanda beslenme kaynaklarının fazla olmasını da biz tuzluluğu azaltan bir etmen olarak göreceğiz. Aynı zamanda Karadeniz'le ilgili şöyle bir detay var. Karadeniz'de 200 metre derinlikten itibaren balık yaşamı yoktur. 200 metreden aşağıda balık yaşamaz. Niye balık yaşamıyor? Ne denize zehirli gazlar? Çünkü 200 metrenin altında Karadeniz'de zehirli kükürtlü hidrojen gazı vardır. Bu gazdan dolayı orada balık yaşamı yoktur. Şimdi neye dönmeye başladı biliyor musunuz bu durumda? Yapılan son araştırmalara göre artık 200 metrenin altında değil, 100-150 metrenin altında balık yaşamaya başladı. Yani Karadeniz'in altındaki kükürtlü hidrojen gazı yukarıya doğru ilerliyor. Hocam şimdiye kadar niye hani çok fazla sirayet edemiyordu? O kükürtlü gaz neden deniz yüzeyine kadar çıkamıyor? Sebebi şu. Karadeniz'e bol yağışla birlikte akarsuların katılıyor olması üst kısmı bol su, temiz su gelince orayı tertemiz yapıyordu. Ama eskisi kadar yağışların olmaması, bu denizlerin eskisi kadar beslenememesi ve bizim de atmış olduğumuz o kentsel ve endüstriyel atıklarla birlikte artık denizler kendi döngülerini sağlayamıyorlar.
ve yavaş yavaş aşağıda bulunan işte o balçıklı, çamurlu, müsilajlı denilen ortam yavaş yavaş yukarıya doğru, gün yüzüne doğru çıkmaya başlıyor. Karadeniz için de önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Marmara Denizi'ndekinden daha beter bir faciayı gözlemleyebiliriz. Balıkların topluca yok oldukları durum gözlemlenecek. Ben bunları söylediğimde hep diyorum ya, felaket tellalı gibi hocam, hep konuşuyorsunuz diyorsunuz. E çıkıyor. Ha bak, bu da çıkacak. Yani bunlar görünmeyen edilmeyen şeyler değil. Benim de öyle öngörüm olsun tutsun gibi bir şey değil. Bu zaten olacak, bugünden belli. Bak 200 metredeki kükürtlü hidrojen 100 metrelere kadar ilerlemiş. Bu ne demek istiyor? Sen üstteki diyor pisliği devam ettirirsen, orayı temiz su takviyesini devam ettiremezsen o deniz yok olacak belli bir yerden sonra. Bu 2-2-4. Bir diğer denizle ilgilebileceğimiz noktada kısaca şöyle körfezlerin meselesine değinelim arkadaşlar. Körfezlerden soru gelir mi? Bence gelir. Hatta gelirse bizim Marmara Denizi'ndeki, bakın şurada 4 tane körfezimiz var. Erdek, Gemlik, İzmit ve Bandırma. Şimdi bu Marmara Denizi'ndeki 4 körfez olunca insanın aklına şöyle bir soru geliyor. Neden bir tane 5.'yi koyup da hangisi Marmara Denizi'ndeki körfezlerden biri değildir diye sormasınlar mı? Sorarlar. Ve sorarlarsa da mesela ben olsam Saros'u koyarım. Neden? Hep şimdiye kadar Çanakkale Saros diye bilindiği için sanki Çanakkale'den dolayı Marmara Denizi'ymiş gibi algılanabilir. Ama Saros Körfezi Marmara Denizi'nde değildir. Ege Denizi'ndedir. Dolayısıyla unutma. Kocaeli İzmit, Bursa Gemlik, Balıkesir Bandırma, Balıkesir Erdek. Marmara'da 4 ama diğer tarafa geldiğimde tabii Ege'de çok körfez var. Bakalım şimdi Ege'nin körfezleri dediğimiz noktaya. Öncelikle Saros Körfezi, Çanakkale'nin Ege Denizi'ne bakan ucunda yer alır Saros Körfezi ve kendisi en temiz körfezdir. Çünkü kendi kendini temizleyebilme özelliğine sahip tek körfez. Her yıl Haziran ayı içerisinde buraya gelen bir akıntı dipten köşeden bucaktan her şeyi temizler ve denizin derinliklerini de yok eder. Ve bunu takip etmişler ve bulamamışlar. Nereye götürüp nerede yok edildiği belli değil ama körfezi temizlemektedir. Bir diğer güneye geldiğimizde artık Ege bölgesine doğru yavaş yavaş iniyoruz. Edremit Körfezi bugün Balıkesir, Edremit, Ayvalık, Altınoluk çevrelerini kapsayan yerler bizim Edremit Körfezi diye geçen yerdir. Bir tık altta Çandarlı Körfezi var. Genelde derim Çandarlı adıyla çok kimse bilmez ama Ali Ağa Petrol Rafinerisini duymuşsanız, ki KPSS'ye asılanıyorsanız muhakkak Ali Ağa duyulmaz mı? İzmir'in Ali Ağa Petrol Rafinerisi burada yer alır. Dolayısıyla da kirlenmiş olabilir mi? İşte o petrol taşımacılığından dolayı gemilerden, oradaki sızıntılar, petrol üretimi esnasındaki atıkların bırakılmasından dolayı Çandarlı Körfezi de yine kirlenmiş alanlardan biri. İzmir Körfezi kokuyor, inanılmaz kokuyor. Bir de bu körfezler girinti oldukları için orada su bir tık daha durgunlaşır. Açık deniz gibi temizlik o kadar fazla olmaz. Kendi içinde durgunlaşan su attığın pisliği kısa sürede alıp götüremez. Orada bir yandan çoğaltır, orada bekletir. Dolayısıyla İzmir Körfezi'nde de benzer sıkıntı vardır. Yine kanalizasyonları derin deşarjlarla denizin dibine gönderiyoruz. Ama o artık kabul etmiyor. Al diyor, geri senin olsun pisliğin pasağın. Ben ne yapayım diyor. Şiştim artık, taştım diyor. Yüzeye doğru bunu ittiriyor. İzmir Körfezi'de özellikle kentleşme, endüstrileşme ve şeyin etkisiyle, kanalizasyon atıklarının etkisiyle kirlenmiş, kokan bir yerdir. Bir aşağı indiğimizde Aydın'ın Kuşadası Körfezi. Burada daha ziyade turizm etkinliklerine bağlı bir durum söz konusu. Hani kirliliklerde bir de şöyle soru da olabilir size sorulanlar içerisinde. Mesela bugün İzmit Körfezi kirli, Gemlik de kirli, İskenderun da kirli örneğin. Bunlar neyden dolayı kirli? Daha ziyade sanayiden dolayı kirli. Ama bir Fethiye Körfezi ya da bir Antalya Kuşadası Körfezi neyden kirli derse, daha ziyade onlar da turizmden kirli diyebilirsiniz. Kuşadası'ndan bir aşağı indiğimizde Muğla Güllük, bir altta Muğla Gökova, bir altta da Hisar Önü dediğimiz körfezler yer alır. Bunlar Ege Denizi içerisindeki körfezler olarak karşımıza çıkar. Şurada bir Fethiye Körfezimiz var arkadaşlar. Fethiye Körfezi tam olarak hani Akdeniz mi, tam olarak Ege mi, ikisinin arasında yer alıyor. Ben Ege diye de ifade ediyordum. Şimdi mesela diyorum ki Akdeniz diye de yan yana koyalım. Hatta bakın iki tane simge koydum. Birazcık Akdeniz, birazcık Ege gibi. Çünkü tam Ege ile Akdeniz arasındaki sınırın çizildiği yer arasında kendisi bulunmaktadır. Akdeniz ve Ege arasında yer alır diyebilirsiniz. Akdeniz'de ise Antalya Körfezi ve İskenderun Körfezi diye iki büyük girintimiz var. Bunların ikisinde de bir kirlilik söz konusudur yine. Antalya daha ziyade dediğimiz gibi turizm, İskenderun ise büyük oranda İskenderun demir çelik fabrikası nedeniyle kirlenmiş vaziyettedir.
Evet, su varlığımızla ilgili kısaca size toparladıklarım bunlar. En çok beklentimin olduğu soru alanları ve konular. Şimdi geldik bir diğer konuya. Türkiye'nin toprak varlığı. Topraklar zaten çok kolaydır diyorum size. Bulması, etmesi veya olayın yapısını anlaması oldukça basittir. Gelin şimdi bir tablo üzerinden bu toprak tiplerinin dağılımlarını bir görelim. Öncelikle zonal topraklar ya da diğer adıyla yerli topraklar. Zonal ne demektir hocam? Bir toprağın alttan yukarıya kadar katmanları oluşabilmişse buna zonal denir. O katman nasıl oluşuyor? Altta bir ana kaya vardır. Ana kaya fiziksel ya da kimyasal yolla parçalanmaya başlar. Ana kaya parçaları küçüle 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 en üst katmana geldiğinizde incecik toprağa dönüşür. İşte her bir katmanı belirgin olan, altta bir ana kayaya bağlı oluşmuş olan topraklara biz zonal ya da yerli topraklar diyoruz. Bu topraklar bulundukları yerin iklim ve ana kaya özelliklerini doğrudan yansıtırlar. Çünkü yerli toprak bir yerin yerlisi. Hatta ben şöyle diyorum size. Bir yerin yerlisi bilir o yerinin özelliklerini. Bir yöreye başkası taşınır gelirse o taşınmışlar oranın özelliğini bilmezler. Sen de yeni gidip de atandın bu sene, girdin sınava, atandın hemen, gittin başka bir şehre. Gider gitmez sana birisi yol sorsa ne dersin? Ben buranın yabancısıyım, ben yeni taşındım. Sen oranın git, buranın yerlisine sor dersin değil mi o adres sorana? İşte yerli topraklar o yörenin iklim ve ana yapısı hakkında bilgi verir. Ama taşınmışlar vermez. Böyle de soru olabilir. Der ki aşağıdakilerden hangisi bulunduğu yörenin iklim özellikleri hakkında bilgi vermektedir? Kahverengi orman, podzol, terra rossa, çernezyum, alüvyal. Sen diyecek alüvyal taşınmış, o bilgi vermez. Diğer yeri yerli onlar verir. Bir diğer grup introzonal toprak demektir arkadaşlar. Introzonal şöyle bir yapıdır aslında. Altta bir ana toprak vardır ama üstte emaneten birisi gelmiştir. Hani intro, introyu geç, asıl varacağın yere varırsın. Vardır ya izlediğimiz dizilerde de intro, o giriş tanıtım gibi introyu geçiyorsun. Asıl mevzuya varıyorsun. Bizim altta bir yerli toprak var ama üstü gelip kaplamış olan bir toprak türü vardır. Ona intro denir. Geçiş toprakları. Ve en son azonal. Şimdi zonal katmanlıydı. Azonal katmansız olan. Yani bunda herhangi bir katman vesaire yoktur. Anakaya ve iklim söylenmez. Bunlar da azonal olarak gelir. Kahverengi ormandan şöyle bir başlayalım. Sonra harita üzerinden de tekrar yerlerini işaretleyeceğim. Öncelikle genel tanıtımını yapayım. Arkadaşlar, kahverengi orman toprağı diyor. Bak adı üstünde. Orman en fazla neredeydi? Karadeniz. Karadeniz'de orman en fazlaysa o zaman kahverengi orman hangi bölgede? Karadeniz. Güzel. Bana Karadeniz'de olan bir toprağın özelliği ilgili şunu söylerse ne diyeceğim ben? Yıkanmıştır. Karadeniz'de ise yıkanmıştır. Asitçe zenginleşmiştir. Evet, yıldırım deşarjlarıyla sürekli azot bağlanıyordu ya, asitçe zenginleşiyordu. Çay hikayesinde anlatmıştım kahverengi orman. O zaman bu da doğru. Peki bir toprağın üzerinde çok fazla gür bitki örtüsü varsa, oradan dökülen ağaç dal yaprakları, alttaki otlar vesaireler, bunlar toprağa yapıştığında humus dediğimiz verimli katman oluşturuyor muydu? Oluşturuyordu. O zaman bu topraklar humuslu mudur? Evet, humusludur. Neden Türkiye'de ormanı kesip tarlaya çevirdiklerini şimdi anlayabiliyor musunuz? Orman toprakları verimli olduğu için onlar tarlaya dönüştürülür. Ve bu kahverengi orman toprakları dediğimiz topraklar üzerinde en iyi çay tarımı yapılır. Bunlar çaya uygun topraklardır. Bir diğer topraklar arkadaşlar podzol. Yine Karadeniz'de görmüş olduğumuz bir toprak. Burada podzolleşme, podzolik gibi ifadeler görürseniz şaşırmayın. Aynı yine podzoldür. Bu Karadeniz'in aslında soğuk, nemli bölgelerinde görülür. Nemli soğuk. Nemli soğuk bölge toprağı demektir. Eğer ki mesela Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz bunun gibi yörelerde nemli soğuk yüksek kesimler görüyorsanız bunlar yüksek yerlerde oluşuyor. Nemli soğuk yüksek yerlerde. O zaman bize diyecek ki örneğin efendim bu topraklar nemli soğuk bölgelerin yüksek sahalarında oluşan topraklardır. Bunlara podzolik topraklar denir. Aşağıdakilerden hangisinde bu topraklara rastlanır? Antalya, Aksaray, Iğdır, Çanakkale, Rize. Nerede rastlanacak mantıken bunlar nemli, soğuk bölgenin yüksek kesimlerinde podzolik toprak diyorsa özellikle iğne yapraklı ormanlar altında oluşmaktadır. Orman varsa da zaten yine cevap neresi? Karadeniz. Yani Rize'ydi bu sorunun cevabı. Terra rossa. O bir Akdenizli, o bir terra rossa. Ben burada terra rossa deme de diyordum buna. Roz de.
Rose ne demek İngilizce'de? Gül. Gül deyince akla ne geliyor? Isparta. Güller ve göller kenti. O nerede? Akdeniz. İşte size gül rengi toprak. Yani kırmızı renkli Akdeniz toprağı. Terra Rossa. Böyle İtalyan bir kesimin havası var kendisinin. İtalyan piskolata erkeğinin adına benziyor. Ben Terra Rossa merhaba diye. Peki burada Rossa, Roz Gül. Bir de derim eskiden dizi vardı ya, pembe dizi izlerdik. Brezilya dizisi. Rosalinda hatırladın mı? Roz gül demektir. Rosalinda güllü. Güllü güllü, bildiğin güllü. Burada sürekli bir tane gülle gezerdi. Hatırladın mı kendisini? İşte bu roz meselelerinde gülü düşünün. Terra Rossa gül yetişen, aynı zamanda kırmızı rengi olan topraklardı. Peki Terra Rossa neden kırmızı renkliydi? Ona kırmızı rengi veren şey neydi? Dediğimde şu an oturup acaba kim bilir neler sıralıyorsunuz, kendinizce eğleniyorsunuz değil mi? Vişne suyu falan diye diyenler oluyor. Demir oksitçe zengin topraklardır diyoruz. İçlerinde bol miktarda demir barındırırlar. Bu demirler oksijenle temas ettiğinde oksitlenmeye, sanayi ağzıyla da, şu an bulunduğumuz yer bir sanayi bölgesi, İvedik şeyde Ostim organize sanayi. Burada ne diyorlar ona? Pas pas. Bir demir eğer oksitlenirse, yani oksijeni temas ederse paslanır. O yüzden de pas rengini kırmızı rengini almaya başlar. Ona kırmızı rengi veren demir oksittir. Kendisi kireç taşlarının bulunduğu arazilerde kireç taşının çözülmesiyle oluşur. Birazdan bulunduğu yöreleri de göreceğiz. Bir diğer toprak çernezyum. Çernezyum. Şimdi çernezyum. Ben diyorum ki ya sınavda çernez diye bir şey görmüşsün. Çörn diye bir şey görmüşsün. Bakma sonunda yomun uyumuna. Bazen çernezyum, bazen çernezyum, bazen de çernozyem diye bile sordukları oluyor. Seçeneklere koydukları. Ben diyorum ki kabaca sen buna de ki çernezyum, Erzurum, çernezyum, Erzurum. Erzurum Kars'ta görmüş olduğumuz toprak yapısıdır kendisi. Dünyanın en humuslu, dünyanın en verimli topraklarıdır. Ama işe yaramaz. Özellikle tarımsal üretim açısından hiç işimize yaramaz. Hocam bu toprak bu kadar dünyanın en verimli toprağı neden işe yaramıyor? Sebebi iklim kötü. Hani dedik ya ne ara tarım yapacağım? Toprak zaten 6 ay donmuş vaziyette. Geri kalan kısımlarda yağış var. Doğru düzgün bir yaz kuraklığı yok, bir şey yok. O zaman bu dünyanın en verimli Erzurum Kars platoları toprağı tarımda işe yaramıyorlar. Bunun yerine neyde işe yarıyor? Büyükbaş hayvancılıkta işe yarıyor. Büyükbaş hayvanlar için tekrardan üzerinde büyük çayırlar geliştiği için hayvan otlatmaya müsait toprağa dönüşüyor. Dolayısıyla çernezyumun hikayesinde de bunları görürüz. Ve buna bu kadar humusu veren şeyin de çayır altında kalarak humuslanma olduğunu unutmayınız. Ve son olarak bozkır. Bazen kahverengi, bazen de kestane rengi olarak ifade edilen bozkır topraklar vardır. İster kahve, ister kestane. Bu kahverengi ya da kestane bozkır torpağı dediğimiz topraklar temel olarak neyden oluşurlar? Yağış azlığı. Yani bu toprakların temel sorunu yağış azlığıdır. Dolayısıyla şöyle bir yanlış algı vardır. Diyorum ki bozkır toprağı verimli mi? Mesela ilk defa KPSS hazırlanan, sadece gelmiş, sadece dinleyen birisine bozkır toprağı verimli mi diyor? Verimsiz diyor. Ne diyor? Hocam bozkır hep böyle çorak, kurak, öyle algılıyoruz ya. Hayır. Bozkır toprağı çok verimlidir. Adamın derdi susuzluk. İçinde mineral bakımından zengin bir topraktır. Ancak minerallerin bitkinin bünyesine geçebilmesi için o mineralin yağışla birlikte sıvılaşıp ıslanması lazım. Bitki onu suyla birlikte bünyesine çekecek. Kuru ortamda çekemediği için minerali verimsiz gibi görünüyor. O zaman bu yağış azlığından oluşuyorsa bu toprak, ben o yöredeki yağışı artırırsam o toprak verimlenir. Töbe! Sen yağışı nasıl artılacaksın ya? Çarpılacaksın mı? Şirke girer. Ama benzeri bir şey yapabilirsin. Ne yapabilirsin? Madem yağış artıramıyorum, yağışın benzeri bir durum. Sulama. İşte bu topraklar sulamayla verimli hale gelen topraklardır. O zaman bize diyebilir ki aşağıdaki toprak türlerinden hangisinde sulamalı tarım koşullarının artırılması yüksek verimlilik sağlayacaktır? Mesela Terra Rossa'da mı suyu artırmak? Yok, Terra Rossa'nın öyle bir derdi yok Akdeniz toprağının. Detay konuşuyoruz. Kahverengi orman mı? Hayır, zaten kahverengi ormanda su var ki akşama kadar yağış alıyor. Podzol yine aynı şekilde Karadeniz'de. Çernezyum adam zaten kışın kar altında, kar eriyince de tekrar yağmur suyuyla. O zaman kime ben artırmam lazım sulamayı? Yağış azlığından oluşan gariban bozkıra. O zaman da bu topraklar verimli hale gelirler arkadaşlar.
Bir diğer toprak tipimiz introzonal dedik. Introzonallerin isminden çok şey çıkıyor aslında. Bunlardan ilki hidromorfik. Ya bana şu sorunun cevabını verin diyorum. Hidro ne demek? Su. Çok güzel. Eğer sana bir soru şöyle başlarsa. Türkiye'de drenaj koşullarının kötü olduğu, taban suyu seviyesinin yüksek olduğu sahalarda akarsu göl kenarlarında bulunan toprak kimdir? Ya sen de diyeceksin ki yarım saattir bana diyorsun ki drenaj iyi değil, su birikiyor. Taban suyu seviyesi yüksek. Akarsu, göl. Bunların hepsi su olduğuna göre bu toprak kim? Hidro. Yani sulu toprak. Bunu harita üzerinde numara verip sormazlar. Çünkü numara koyabilecek kadar geniş bir alan kaplayan toprak tipi değildir. Genelde bahsettiğim detaylarla gelir. Taban suyu yüksektir, akarsu, göl kenarı falan diyorsa suyu gör. Hidromorfiği yapıştır geç. Bir diğeri halomorfik arkadaşlar. Halo tuz demektir. Halo tuz. Tuzlu topraklar olarak bildiğimiz bu topraklar Türkiye'de en güzel Tuz Gölü çevresinde görülür. Tuz Gölü çevresi. Ben sana sorayım şimdi. Hemen kafada birleştirelim mi? Tuz Gölü çevresi nasıl böyle bir toprak oluşuyor? Ne demiştik biz? Yıl içinde alan en çok değişen göl Tuz Gölü değil miydi? Tuz Gölü'ydü. 1000 kilometre kare kadar küçülüyor muydu Tuz Gölü? Küçülüyordu. Peki Tuz Gölü 1000 kilometre kadar çekildiğinde o suyun olmadığı kısımlarda biriken tuzlar neye dönüşüyor? Halomorfik toprağa dönüşüyor. Peki o tuz toprağının biraz altını eşelesem hangi toprak çıkmalı? Bozkır. Demiş de bak bozkır arazisi üzerine yerleşmiş olan tuzlu intro oluyor. Tuz intro, introyu geçince ana toprağa varıyorsunuz. İşte bu kadar basittir bu introzonal dediğimiz hikaye. Tuz Gölü çevresinde unutmayın tuzlu toprak. Bir diğer de kalsimorfik topraklar. Kalsiyum, CaCO3, kalsiyum, karbonat. Bu kalsiyum karbonatlı topraklar dediklerimiz aslında içlerinde bol miktarda kireç barındıran topraklardır. Kireç barındıran topraklar. Tabii ben bunu söylediğim zaman bazı arkadaşlar, yani daha doğrusu söyleseyim ÖSYM'e böyle bir soru sorduğunda çoğu kişi, özellikle benden şu an dinlemiyorsa onlar adına üzülüyorum. Neden diyeceğiz? Terra Rosa topraklarına gider değil mi kireç deyince? Aa, Terra Rosa'nın içinde kireç yoktur. Nasıl? Evet, Terra Rosa'nın içinde kireç yok. Kireç yok. Kireç yok. Bu topraklar kireç taşının erimesiyle oluşuyorlar. Doğru. Bak burada sıkıntı yok. Zaten lafa dikkat et. Kireç taşı eridikten sonrasında geriye kalan kil ve demir bu toprağı oluşturur. Zaten kireç erimiş gitmiş. Toprağın içinde nasıl kireç olsun? Dolayısıyla Terra Rosa kirecin erimesiyle oluşur ama bünyesinde kireç barındırmaz. Ama kalsimorfik zaten direkt dikkat et kalsiyum karbonat yani kireç adında kireç var. Bunlar kireçli topraklardır. İki tane versiyonu vardır. Bunlardan bir tanesi vertisol. Diye diye ne kadar daha bu topraklarla ilgili hani diyorum ya farklı farklı soru kombinasyonu yapabiliyorlar. Geçen sene sordular vertisolü. Ne diyordu Anadolu insanı vertisole? Taş doğuran veya dönen toprak diyordu. Özellikle Trakya'da gördüğümüz vertisoller. Bir de bunların kardeş toprağı var. Onlar da renzina. Renzinalar da yine vertisollerin bulunduğu yerde yan yana bulunabilirler. Yani Trakya'da renzinada vardır. İki gruptan da yer alır kendisi. Ve son olarak azonaller arkadaşlar. Azonel topraklara belki şunu diyebilirsiniz. Hocam biz kolüvyal, regosol ya da litosol diye bir şey ana videolarda duymadık. Evet burada tekrar videolarında bahsedeyim arkadaşlar. Şunlardan dolayı biz şimdi zaman içerisinde milli eğitim kitaplarındaki o anlatımlar, yapılar değiştikten sonra ben sizler için bunları tekrardan güncelliyorum, toparlıyorum. Burada da neyi görüyorum ben? Mesela kolüvyal, regosol ya da litosol gibi ifadeler eskiden çok fazla yer almazdı. Kitaplar yeni basımlar girdikçe onlara göz gezdirdikçe bunu da mı diyorlarmış artık falan deyip sizlere ifade ediyorum. Aslında sizlere ben başka şekillerde ifade etmiştim bunları. Öncelikle alüvyalden bir başlayalım hadi bakalım. Alüvyal ne demektir? Ova toprağı demektir arkadaşlar. Alüvyal ova. Bugün deltalarda yaygın olmakla birlikte tüm ovalarda alüvyallere rastlanabilir. Çünkü ovanın tabanına biriken o çukur alan olduğu için dışarıdan gelen akarsular sürekli ovalara ne biriktiriyor? Taş kaya biriktiriyor. İşte biz o ovalara biriken taş kayaya alüvyal toprak diyoruz. Tüm ovalarda bulunur. Tabanında alüvyal vardır. İkincisi kolüvyal toprak. Bu da yamaç döküntüsü diye bilinir arkadaşlar. Yamaç döküntüsü. Yani yamaçlardan
dökülüp de gelip bir yerlerde biriken topraklara biz kolüvyal topraklar diyoruz. Dağlık engebeli sahalar zaten bizde çok fazla yaygın. Oralarda siz bunlara yine rastlayabilirsiniz. Regosoller, regosol volkanik toprak olarak bildiklerimizdir aslında arkadaşlar. Hani volkanik toprak. Nerede yaygın bu regosoller? Nevşehir çevresinde yaygın olarak bulunurlar. Özellikle o Kapadokya yöresi dediğimiz volkanik arazi içerisinde regosoller bulunur. Bunlar da yumru köklü bitki yetiştirmeye müsaittir. Hani diyorduk ya volkanik araziler verimlidir, yumru köklü bitkiler yetişir diye. Yumru kök regosol toprakları üzerindedir. Yani aslında sen bu şimdiye kadar volkanik toprak olarak bildin ama bunun bir adının da regosol olduğunu unutmuyoruz. Yine litosoller dediğimiz toprak var. Yine bunlarda dağlık sahalarda, yamaçlarda bulunan topraklara verdiğimiz isim. Yine bir taşınmış toprak mı? Evet, süprüntüler bunlar. Yani döküntüler diye gibi düşünebilirsiniz. Yamaçlardan, sağdan soldan dökülüp bir yerden bir yere ufalanan topraklar. Mesela şunun gibi düşün. Yamaç çok eğimli. Eğimli yamaçta toprak tutunamıyor. Bir anda yer çekiminin etkisiyle hölelelele aşağıya doğru dökülerek süpürlere giniyorlar. Bunlar işte litosol oluyor gibi. Ya da o yamaçlardaki akarsular geliyor, oradaki taşı kayaya akarsu çözüyor, aşağı indiriyor. İşte kolüvyal oluyor gibi hikayelerle bilinir bu toprak tipleri. Şimdi gelin harita üzerinden şöyle bir başlıca toprak tiplerini gözlemleyelim. Biraz önce bahsettiğimiz topraklardan bakın arkadaşlar, Terra Rossa. Özellikle Batı Toroslar ve Orta Toroslarda çok yaygın olarak gördüğümüz bir toprak. Ama ben en çok şuraya dikkat edin diyorum. Bakın, size Çukurova'yı verirse sakın Terra Rossa almıyorsunuz. Oraya numarayı koyar, gider seni çeldirmeye çalışır. Sen de dersin ki Akdeniz toprağı doğru falan dediğinde der ki kandırdım. Orası neresi? Çukurova. Çukurova alüvyal toprağın olduğu bir yer değil mi delta olduğuna göre? Burası alüvyaldir. Aman buna dikkat edin. Alüvyat ne ya? Alüvyal işte. Şurada görmüş olduklarınızda Terra Rossa. Bu bir tanesi. Çernezyum dediğimiz şurada küçücük bir alanda. Bakın Erzurum Kars platosunun olduğu yerde. Çernezyum toprakları. Bütün Karadeniz boyunca görebileceğiniz topraklar kahverengi orman toprakları ve aynı zamanda podzolik topraklar. Ama bir şeye dikkat et. Bafra ve Çarşamba hariç. Yine bunlar delta olduğuna göre kim var burada? Alüvyal toprak var. Yine oraları gözüne kestir. Tuzağa düşme. Bir diğer toprağımız vertisoldü. Bakın şurası. Ben bunu hep ne diye anlatıyorum size? Türkiye'nin sol tarafı. Bak, Türkiye'nin sol tarafı toprakları vertisol. Zaten burası aynı zamanda vertisol toprakları Trakya'da yer alır. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ. Bunlar genellikle seçimlerde hangi renge boyanmış görürsünüz? Kırmızı. Vertisol. Ne yaptı? Verdi sola. O yüzden de renk kırmızı. Trakya dediğimizde. Şuradaki görmüş olduğunuz böğründeki kardeşi de Renzina denilen türüdür. İkisi de o yörede yan yana bulunabilirler arkadaşlar. Bir diğer toprağımız bu sefer kahverengi bozkır toprakları. Bakın İç Anadolu bölgesinde ve Doğu Anadolu'nun çeşitli yerlerinde kahverengi bozkırları görüyorsunuz. Güneydoğu'nun toprakları genellikle kurak bölge toprağı diye geçer, aklınızda bulunsun. Kurak bölge toprağı. Zaten bugün kuraklığın en fazla olduğu bölge değil mi? Güneydoğu. O zaman hangisinde kireçli kurak bölge toprağı vardır diyorsak kurağı görünce Güneydoğu'yu yapıştırınız. Volkanik sığ taşlı topraklar, regosoller gibi topraklara ya da yine şu dağlık sahalarda görmüş olduğumuz engebeli arazinin sığ taşlı toprakları denilen topraklara da engebeli dağlık kısımlarda rastlanır. Ama bizim temelde en çok bileceğimiz topraklar Çernezyum, Terra Rossa, bak Çernezyum, Terra Rossa, bozkır toprağı, kahverengi orman, podzol yani yerliler. Bunun yanı sıra taşınmışlardan alüvyallere çok dikkat edin. Aynı zamanda introzonal topraklar vardı. Vertisol, kalsimorfik introzonal. Şu Tuz Gölü çevresinde küçük bir arazide hani Tuz Gölü'nün kenarında ne vardır diyorsa halomorfik tuzlu toprak. Akarsu, göl kenarı, taban suyu diyorsa da hidromorfik toprak idi. Geldik bir diğer nokta, Türkiye'nin bitki dağılışı. Bitki ile alakalı öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Türkiye'de orman varlığı, ormanın dağılımı. Bugün bölgesel bazda baktığınızda Türkiye'de en fazla ormanın olduğu yer Karadeniz. İkinci sırada Akdeniz. Üçüncü sırada Ege. Dördüncü sırada Marmara bölgesi gelmektedir. Şimdi kıyılardaki orman oranı Türkiye ormanlarının %80'ini oluşturur. %80 Türkiye'de ormanlar kıyıda. Peki neden kıyıda diyorduk? Çünkü nemlilik. Nem ne kadar yüksekse kıyıda orman varlığı o kadar fazla. İkincisi, en çok orman olan bölüm, Türkiye'de en çok ormanın olduğu bölüm Batı Karadeniz.
Aa diyor, çoğu şimdi dinleyecek, belki ilk defa tekrardan dinleyecek. Nasıl hocam ya, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz olması gerekmiyor mu değil mi? Hep orman deyince insanın aklına Doğu Karadeniz geliyor değil mi? Hayır, Türkiye'de alansal arazi olarak en çok orman kaplı olan yer Doğu Karadeniz değil, Batı Karadeniz'dir arkadaşlar. Doğu Karadeniz ince bir şerit halinde uzanır, alan küçüktür. Batı Karadeniz içerilere doğru genişler, dolayısıyla bakın Batı Karadeniz'deki orman arazisi bu, Doğu Karadeniz'deki orman arazisi bu. Hadi bana söyle, hangisi daha büyük? Aa, Batı Karadeniz. Değil mi? En çok orman Doğu Karadeniz değil, Batı Karadeniz'de. İl olarak baktığımızda Türkiye'de en çok ormanı olan il Antalya. Haydi senin ya Trabzon, Rize değil mi? Allah muhafaza seçeneklere vermiş olsa bunları. Otur düşün. Kesin herkes Trabzon'u, Rize'yi, Artvin'i bilmem neyi görünce en çok orman der. Antalya aklına gelmiyor bile. Hayır, Türkiye'de en fazla orman alansal olarak Antalya'dadır. 1 milyon hektarı geçen bilen tek il. Bak, 1 milyon hektar üzerinde orman olan tek il. Ha, biz şundan bahsetmiyoruz, ona dikkat edin. Ben ormanın gürlüğünden, ağacın genişliğinden, sıklığından, yeşilliğin böyle bolluğundan bahsetmiyorum. Orman vasfı kazanmış arazilerin, şuncacık ağaç da olsa orman vasfı kazanmış arazilerin toplam alansal genişliğinden bahsediyorum. Orman Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu orman kitabı verileridir bunlar. Kastamonu, bak bir tek Karadeniz'den Kastamonu var orman olarak. Daha diğer yerlere bir bak bak. Karadeniz yok. Mersin, Muğla, Kütahya, Balıkesir, Adana, Denizli, Manisa. Daha Karadeniz illerine gelemedik bile. Nasıl oluyor hocam bunlar? Şundan dolayı arkadaşlar. Karadeniz illerinin yüz ölçümü çok küçüktür. Rize dediğiniz il şu. Yani Rize ilinin baktığınız zaman büyük bir kesme ormanla kaplı desen bile bu alan küçük olduğu için çok büyük orman çıkmıyor. Ama Antalya ili dediğin zaman görsel şu. Bak, Antalya ili, Rize ili. Otomatik alansal genişlik kimde fazla oluyor? Antalya'da. Bunun manası budur. Dediğim gibi sıklık, gürlük falan bunlardan bahsetmiyoruz. Sadece alan kaplamasından. Bugün iç bölgelere girildikçe Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güneydoğu Türkiye'de en az orman %3 ile Güneydoğu'da bulunur. İç bölgeler normal oranı %20. Nemlilik azaldıkça orman çıkamıyor maalesef. Kesilen ormanlarımız da bir daha yerine gelemiyor maalesef. Türkiye yüz ölçümünün bundan 500 yıl öncesinde %90 ormanlıkken maalesef %90 orman günümüzde %27'ye inmiştir. Biz o %63'lük ormanı maalesef kestik, yaktık, tarlaya çevirdik. Dolayısıyla ormanlar eskiye göre azaldı. Ormanların asli ağaç türlerine şöyle bir dağılımına baktığımızda hangi ağaçları hocam en iyi bilelim? Ağaç da önemlidir bu anlamda. Ben diyorum şunlara dikkat edin. Karadeniz'de bir türümüz var, adı Ladin. Karadeniz'i en iyi yansıtan türlerden bir tanesidir. Aynı zamanda bunun akrabası olan kayınla birlikte. Bakın bu ikisi Karadeniz'deki Climax adını verdiğimiz türler arasında yer alır. Climax. Ne demek hocam bu Climax? Bir iklimin baskın bitkisine onu en iyi yansıtan türe Climax adı verilir. Ve bugün Ladin'e sorduğumda bana şu cevabı veriyor. Diyor ki sen nasıl bir yer seversin Ladin? Ben yıl boyunca kapalı bir ortam, güneş ışığını az görmem lazım, sisi pek severim, yüksek yaylalarda duman içinde yaşarım diyor Ladin. Ben de diyorum ki sana göre bildiğim çok iyi bir yer var. Seni Doğu Karadeniz'e atayalım mı? Evet olur diyor, ben orada yaşarım. İşte o iklimi en iyi yansıtan Ladinler oranın Climax türlerine dönüşüyor. Ve bu akrabasıyla bulunur. Akrabası kim? Kayın. Kayın kimin kayını derse Ladin'in kayını de. Bak bu ikisi bir arada unutma. Ladin'in kayını. Ladin'in kayını kayın. Bunları bu şekilde bakacağız. Bir diğer türümüz arkadaşlar bu sefer Akdeniz'de şurada görmüş olduğunuz bir kırmızılıklar var. Bu kırmızılıklar kızılçam olarak bildiğimiz türler. Bu da Akdeniz ikliminin Climax'ıdır. Kızılçam Akdeniz ikliminin Climax'ı. Yani bu da o iklimi en iyi yansıtan türdür. Yani sen Kızılçam'a şu soruyu sorduğunda sana cevap veriyor. Diyor ki kardeş ben yaz kuraklığına ultra dayanıklıyım. Aynı zamanda yaz kuraklığına dayandığım gibi kışın da sıcak olsun isterim. Bana ver yaz kış sıcağı ben yaşayıp gideyim. E diyorum ki Türkiye'de yaz kış sıcak olan yer neresi? Akdeniz iklimi. O zaman bu türde Akdeniz ikliminin özelliklerini en iyi yansıtan tür olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer tür meşe. Bugün bakın Hakkari'den meşe, Akdeniz'den meşe, Ege'de meşe, Karadeniz'de meşe, İç Anadolu'da meşe, Marmara'da meşe.
Meşe Türkiye'nin her yerinde vardır. İklime en iyi uyum sağlayan türdür. Bu nedenle tüm Türkiye'de, tüm coğrafi bölgelerde meşe rahatlıkla bulunur. Bir diğer tür mesela Toros sediri. Bugün Toros dağlarında bu sedir ağaçlarını görebilirsiniz. Bunlar da kızılçamlarla benzerlik gösterirler. Hani kızılçamın da akrabasını arıyorsan onu da sedir olarak ifade edebilirsiniz. Bir diğer türümüz sarıçamlar. Sarıçam ormanları Karadeniz'in yüksek soğuk kesimlerinde görülmekle birlikte en güzel ormanını nerede yapmıştır? Sarıçamlar Kars Sarıkamış'ta yapmıştır. Bu Kars Sarıkamış'ta bulunan sarıçamlar, bu da karasal iklimin klimaksıdır. Yani onu en iyi yansıtan, düşük kış sıcaklıklarına çok dayanıklıdır. Bana birisi dese ki sarıçamlar en iyi nerede? Derim ki sarı kimin yarı mıydı? Buradan Mahsun Kırmızıgül'e sevgiler. Sarı çam, sarı kamışta. İki sarıyı bir araya getir. Bir diğer noktamıza baktığımızda bunlarla ilgili şöyle kısa kısa map bilgileri neler? Milli Eğitim kitabında bunları nasıl anlatmışlar? Örneğin fıstık çamı var. Benim yine fıstık çamı dikkat edin diye özellikle seçip getirdiğim ağaçlardan bir tanesi. Sebebi şu. Fıstık çamları arkadaşlar bir Akdeniz türü ağaçtır. Aynı zamanda şu özelliğiyle sorulur. Halk arasında çam fıstığı diye bilinir. Hani şu pilavlık fıstık ya da helvanın içine kattığımız iç fıstığı var ya, pahalıdır da. O işte çamdan elde edilir. Bu fıstık çamı dediğimiz ağaçtan elde edilen fıstıkları Batı Anadolu köylüleri, yani bugün Ege'de özellikle bir yerde İzmir'in Kozak Yaylası'nda en saf ormanlar oluşturduğunu biliyoruz biz. İzmir ne yaylası? Kozak Yaylası. Çam Kozalağı Kozak Yaylası'nda. Buna İzmir Kozalak Yaylası diyelim, fıstık çamı Kozalağı diyelim. Öyle aklınızda da kısaca tutabilirsiniz. Kayın normal şartlarda Karadeniz'in yüksek dağlarında Ladinlerin arkadaş olarak, akrabası olarak takılırlar. Ladin'in kaynıdır kendisi. Yer yer Amanos dağlarında da tek tük de olsa görülebilirler ama asıl bulundukları, yayılış gösterdikleri yer Karadeniz dağlarıdır. Meşe Türkiye'nin her yerinde vardır çünkü iklime en uyumludur. Kızılçam Akdeniz'in klimaks, yani baskın türüdür. Dünyada en çok kızılçam Türkiye'dedir. Unutma, dünyanın farklı yörelerinde Akdeniz iklimi görülür ama en çok Türkiye'de bulunur bu kızılçamlar. Dolayısıyla Akdeniz iklimi demek ki dünyada en iyi bizde görülüyor. Bu çam en çok bizde olduğuna göre en iyi bizde görülür kendisi. Sarıçamlar dediğimiz gibi soğuğa dayanıklı Kuzeydoğu Anadolu'nun ormanlarında, Kars Sarıkamış çevresinde ve Karadeniz'in yüksek yaylalarında, aşırı soğuk yaylalık dağlık kısımlarda da bunlara rastlanabilir diyoruz. Asli ağaç türlerine baktığımızda bu da sorulabilen detaylardan bir tanesi. Türkiye'de en çok bulunan ağaç kim? Meşe. Türkiye'nin her yerinde bir meşe vardır. Neşe olmasa da meşe muhakkak vardır. Türkiye ormanları içerisinde %26,5'luğa neredeyse en çok ağaç meşedir. İkinci sırada kızılçamlar gelir. Bakın, dünyada en çok kızılçam Türkiye'de ama kızılçam Türkiye'de en çok olan ağaç değil, meşe ondan daha fazla. Daha sonra bahsettiğim işte karaçam, kayın, sarıçam gibi türler en çok bizde bulunan türlerdir. Neye göre soruyor? Bundan sonrasını soruyor mesela, daha az diye. Mesela Türkiye ormanları içerisinde sığla ağacı çok mudur? Değildir. Çünkü sığla endemik bir türdür. Ya da Kaz Dağı köknarı fazla değildir, endemik. Ender nadir bitkiler olarak sınıfladıklarımız vardı ya. Kaz Dağı köknarı ya da sığla ağacı, datça hurması gibi. Ya da kavak ağacı Türkiye ormanları içerisinde fazlaca bulunmaz. Bunların oranı daha az. Dikkat et. Ama şurası en babalar. Meşe, kızılçam, karaçam, kayın, sarıçam. En baba ağaçlar bunlar. Yani en çok olanlar. Bazen de karşımıza ola ki şöyle bir şey çıkarsa diye ihtimal dahilinde koymadan geçmek istemedim. Karıştırılıyor bazen. Hocam, ben ağaçların geniş yapraklı mı yoksa iğne yapraklı mı diye sorulduğunda ben bazen içinden çıkamıyorum. Bugün mesela kayın iğne yapraklı mı? Karadeniz'deki kayın. Ya da ladin iğne yapraklı mı? İşte bunları nereden çözeceğiz? Ben şöyle bir kısa bir düşündüm. Dedim ki buradaki, eğer ki mantığı hani size vereceksem ezber yaptırmadan şunu yapmam lazım. En pratik nasıl olur? Baktım, bir şey dikkatimi çekti. Adında ağaç geçenler geniş yapraklı oluyor, biliyor musunuz? Geniş yapraklı olanlar ağaç. Bak.
Ağaç geçiyor. Şimdi sen meşe çamı mı dersin, meşe ağacı mı dersin? Meşe ağacı dersin değil mi? O zaman geniş yaprak. Kavak çamı mı diyorsun, kavak ağacı mı diyorsun? Kavak ağacı. O zaman kavak ne? Geniş yaprak. Ya da sen ıhlamur çamı mı diyorsun, ıhlamur ağacı mı diyorsun? Ihlamur ağacı. Elma ağacı, kayısı ağacı, erik ağacı, armut ağacı. İşte bunların hepsi o zaman ne oluyor? Ağaç olduklarına göre bunlar geniş yaprak. Bak, kestane ağacı, kayın ağacı, gürgen ağacı, meşe ağacı dediklerin geniş. Peki hocam iğne yapraklı dediklerimize ne diyormuşuz? Çam. Kızıl çam, kara çam, sarı çam, fıstık çamı, ladin çamı. Bunlara çam diyorsun. Dolayısıyla adında çam geçtik diye gördükleri ise iğne yapraklı. Zaten bu kadar çamın bir tanesine denk getirdiğinde o iş çözülür. Seçeneklerde muhakkak adında çam geçen bir şey olacaktır. En son şurada da biraz size makiden, biraz bozkır ve çayırdan bahsedeceğim. Makiler arkadaşlar bizim özellikle Kızılçam ormanlarının tahrip edildiği şu sahada yaygın bir şekilde gördüğümüz türler idi. Maki dediğimiz türler. Bakın şu alandaydı. Bu maki dediğimiz türler için muhakkak unutmayın, Kızılçam ağaçları bir şekilde tahrip edilip yok edilirse, bu yakma olabilir, kesme olabilir, yıldırım düşer, yangın çıkar, bir şey olur. İlla ki o arazide bir o ağaç yok olur. İşte yok olduktan sonrasında oraya gelen böyle çalı çırpı türlerine verdiğimiz isim maki ismidir. Makiler böyle oluşur. Kendileri sıcağı çok seven, yaz sıcaklığına dayanıklı, kışında ılıklık isteyen türlerden oluşur. Zeytin, zakkum, defne, koca yemiş, kuşburnu, bunun gibi türler genellikle bizim ne türlerimizdir? Maki türleri dediğimiz türlerdir. Bir diğer tür ise bozkırlar. Bakın İç Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'nun çoğu yöresinde tam şu limon sarısı gibi gördükleriniz bozkırlar. Hocam bir de bunun dışında bir şeyler daha var. Sanki bunların etrafını böyle çevirmiş gibi görünen, farkında mısınız? Bakın ortada bozkır, bozkırın etrafını çeviren bir yapı var. Bu kim? Bu antropojen bozkır. Antropojen. Ne demektir antropojen bozkır? Bir yöredeki orman tahrip edilir. Orman tahrip edildikten sonrasında yerine bozkırlar oluşmaya başlar. Ama orman tamamen silme halinde yok olmayıp tek tük ağaç da kalır ortada. Dolayısıyla bakarsın etrafta tek tük ağacın olduğu yerde bozkır görünüyor, hemen şunu düşünürsün. Lan kesin burayı kesmişler ha. Geri ağaç çıkamayanlar bozkır kalmış, kesemedikleri ya da yok olmayan direnenler de orada ağaç türü olarak kalmış dersin. Bunlar antropojen bozkırların diğer adı, bu yüzden ağaçlı bozkırdır. Ve genellikle Türkiye'de Güneydoğu'nun ve İç Anadolu'nun bozkırın etrafını kaplarlar, etrafını çevirmişlerdir. Peki hocam bu İç Anadolu'nun ortada kalan kısım ya da Doğu Anadolu'nun şu ortadaki kısımlar ya da Güneydoğu'nun şu kısımları, oradaki bozkırlar, onlar doğal bozkırdır. Gerçekten doğal olarak oluşmuştur. Ama bunları çevreleyen kısımlarda antropojen bozkırlar vardır. Antropojen bozkırlarsa bizde en fazla Edirne, Ankara ve Yozgat'tadır. Yozgat en güzel orman tahribatının yaşandığı, bir orman bu kadar mı güzel kesilebilir dediğimiz yerlerin başında gelir ki çok büyük bir kesimi ormanlarla kaplıyken şu an iki dönüm orman kalmıştır. Böyle bir yer. Ve son olarak çayır dediğimiz arazi arkadaşlar. Bu da Erzurum, Kars çevresinde zaten yaz yağışları değişen bu çayırlara rastlayabiliyoruz. Bunun yanı sıra bir de alpin çayır kavramımız vardı. Yüksek dağ çayırları. O nerededir derse onda da şunu düşün. Alpin çayır yüksek dağ çayırıysa bizim için buzullaşan dağlarda görülebilir. Buzullaşan dağ. Biz onları nasıl çıkarıyorduk isimlerini? Hatırla geçmiş dersi. Buzullaşan dağlar heybetlidir, onların adını bağırın. Bey dağları, ala dağlar, bol karlar, kaç karlar, ulu dağ, cilo buzul, sart dağları diyorduk değil mi biz onlara? İşte onlardan birini görüyorsanız buzullaşan dağlarda alpin çayırlara rastlanır. İşte böylelikle bir konunun, ünitenin daha sonuna geldik arkadaşlar. Çevre sorunları ve doğal afetler bir diğer konumuz olacak. O konuda görüşmek dileğiyle, hoşçakalınız.